Herkese yeniden merhaba, ben Büşra. Bugün sizinle allı pullu, parlak parlak, hazır yaz geliyorken bir makyaj yapmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen parlamaya başlıyoruz. Kafamda az çok yapmak istediğim bir makyaj var açıkçası. O yüzden çok zorlanacağımı zannetmiyorum ama ilk defa böyle bir makyaj yapacağım için inşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Bu makyajı günlük hayatınızda çok fazla kez kullanamayacaksınız belki ama son zamanlarda trend gördüğüm, benim de çok hoşuma gittiği için böyle bir makyaj videosu çekmek istedim. Şimdi ilk önce yüzüme ıslak görünmesi açısından bu Faberlic markasının serumunu geçeceğim. Faberlic şu an ülkemizden kalktı mı kalkmadı mı tam bu bilgi aslında bende yok. Yani tam bilmiyorum ne oldu. Daha YouTube kanalımı ilk açtığım zamanlarda, yani 6-7 ay önce falan bir toplantıya katılmıştım. Orada hediye etmişlerdi. Uzun zamandan beri de kullanmıyordum. Güzel bir serum. Aşırı derecede cildiniz kuruysa çok böyle nem dengesini sağlayabilecek bir serum değil ama benim yeteri kadar ihtiyacımı karşılayabilen bir serumdu bu. Ama normalde bir kat geçecektim. Şimdi iki kat geçeceğim çünkü bayağı ıslak, bayağı parlak bir makyaj yapmak istiyorum. Bugün bir konuğum var. Osman. Videonun sonuna kadar bizimle birlikte olacak. Sesi soluğu çıkmaz. Kimseye zararı yoktur. Sadece pek göze hitap etmeyi sevmeyen bir vatandaştır. İki gün sonra köyüne uğurlayacağım onu da inşallah. Benim emektarım bu Affinity'm. Artık adını doğru okuyorum. 03 Light Beige rengini birazcık şöyle çalkalayarak kaşık fırçamla uygulayacağım. Günlük hayatımda hala fondöten kullanmıyorum. Ve hala sivilce çıkmaya devam ediyor. Anladım ki bu sivilce işinin fondötenle bence hiçbir alakası yokmuş. Yani tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir olay ama benim yüzümde hiç sivilceyle alakası, bağlantısı yokmuş fondötenin. Sadece gözeneklerim daha az tıkanmaya başladı. Bu da daha az siyah nokta oluşumuna sebep oldu. Tabii siyah nokta oluşumu da uzun vadede sivilceye sebep oluyor. Ama benim dudağım gitti. Bahsettiğim siyah noktalar benim burnumun kenarlarındaki siyah noktalar. Böyle etrafında zaten hiçbir zaman yüzümde siyah nokta çok çıkmaz. Bir burnumdaki siyah noktalar da sivilceye dönüşmüyor hiçbir şekilde. Şimdi daha sonrasında bu Maybelline'in Master Concealer'ını kullanacağım. Bendeki rengi 10. Muhtemelen en açığıdır bu. Bunu da şu an 3.'ye kullanıyorum. Küçücük alsanız bile, hatta ben şöyle parlamak istediğim her yere geçeyim. Minnacık bir miktarı bile çok fazla şekilde yetiyor. Hatta şu an ben zor yayacağım fırçayla. Çünkü elimden fazla kaçtı. Yalnız bir şey söyleyeyim, o kadar uzun zaman olmuş ki makyaj videosu çekmeyeli. Unutmuşum. Bu nasıl bir sürecekli ya? Bu şöyle bir kapatıcı. Eğer sabitlemezseniz çizgilerinize doluyor. Ben hiç fondöten kullanmadan sadece gözümün altına sürdüğüm zaman da bir anormal durmuyor. Aksine beğendim. Tükürüğümü yuttum ya. Bir gün can vereceğim video çekerken diye çok korkuyorum. Kanıt bırakacağım giderken. Tam diyecektim ki artık fondötenli halim gözüme fondötensiz halimden daha çirkin geliyor. Çünkü fondöten sürdüğünüz çok fazla belli oluyor. Yani benim cildimde böyle. Böyle pütür pütür duruyor, çizgilenmeye sebep oluyor, oynuyor, ediyor. Ya bu fondötenden fondötene göre de tabii ki değişen bir olay. Sabitlenen pudralı bir fondöten kullanırsanız bu değişebilir. Ama ben artık hangi fondöteni kullanırsam kullanayım yüzümde açıkçası bir fazlalık olarak görüyorum. Çok da pürüzsüzleştirdiğini zannetmiyorum. Sadece renk eşitleme konusunda tamam okey süper. Ama onun haricinde fondöten gerçekten bence artık benim için gereksiz bir makyaj ürünü diyorum. Şu Essence'ın Matte Fixing pudrasından birazcık fırçamı alıp göz kapaklarıma ve gözümün alt kısmına da güzelce geçiyorum ki dediğim gibi o çizgilenme meydana gelmesin çünkü benim sinirlerimi bozuyor. Şimdi bu H&M'in tekli farlarından 1936 numarası sanırım çünkü başka bir numara yazmıyor burada. Bu soğuk tonlu bir kahverengi, bayağı soğuk tonlu bir kahverengi. O yüzden bunu birazcık alıp gözümün katlanma bölgesine uygulayacağım ki bundan sonra uygulayacağım bütün renkler aşırı derecede parlak marlak ya. O yüzden bu böyle bir gölge oluştursun diye soğuk tonlu bir kahve geçmek istedim. Pullu mullu farım yok. O yüzden far niyetine aydınlatıcı geçeceğim. Çünkü neden olmasın?
Şimdi birazcık şöyle dağıtıyorum. Bu arada şu fırçaya da çok laf ediyorlar. Naşita'nın bu 157 numaralı fırçası. İşte o fırçayı yanlış şekilde kullanıyorsun. O başka bir şeyin fırçası falan diyorlar. Bunun adı çok amaçlı fırça diye geçiyor. İsteyen aydınlatıcı, isteyen benim gibi far karıştırmak için kullanabilir. İsteyen az önce yaptığım gibi pudrasını sabitlemek için kullanabilir. Her şekilde kullanabilecek, adı üstünde çok amaçlı bir fırça bu. O yüzden yok o buraya değil şuraya kullanılıyor diye bir saçmalığı kabul etmiyorum açıkçası. Mesela az önce dediğim gibi aydınlatıcıyı far olarak kullanabilen bunu da her şekilde kullanabilir diye düşünüyorum. Kendinizi böyle endekslemeyin, şu şunundur, bundan başka bir şey için kullanamam diye. Bence bu birazcık hem hayal gücüne hem de pratik zekaya bakan bir şey. Sonuçta bir şey alınmış, para verilmiş. Tabii ki de bunu her amaçla kullanacağım. Beni hiç tanımayan takipçilerim var. Şimdi şu The Balm'ın allığından geçeceğim birazcık da. Yine karıştırma fırçamdan biraz aldım. Çok tozutuyor bu The Balm şeysi ya. Yine gözümün şu katlanma bölgesinin en ucuna geçeceğim ki orada da bir pembelik olsun diye. Çünkü bana sizin çok yakıştırdığınız gibi ben de en çok pembe makyajı kendime yakıştırıyorum. Bugün de tabii ki allı pullu bir şey yapacaksam bu neden pembe olmasın deyiverdim. Ve bütün pembe eşyalarımı yine önüme sepetime topladım. Yüce Rabbim utandırmasın, inşallah düzgün bir makyaj yapabileceğim bugün. Şimdi bu sefer de Deborah'ın 13 numaralı siyah farını uygulayacağım yine tekli farlarında. Bununla da şöyle mini minnacık sadece uç kısmıma geçeceğim. Vallahi gayet de güzel dağıttı bunu da. Siz böyle dış köşelerine küçücük bir şey getireceksiniz koyu renk. Tabii ki benim gibi böyle kocaman fırçayla dağıtmak yerine minik fırçalarla olduğu yeri dağıtmaya çalışın. Ama ben yine üşengeçlikten elime ne bulduysam onunla dağıtmaya çalışıyorum. Şimdi geçiyorum parlamaya. İlk önce şu Sleek'in altın sarısı olan Solistik paletini şu lilamsı renkten parmağıma alıyorum. Zaten aşırı pigmentli. Göz kapağımın üstüne yerleştiriyorum. Daha sonra şuradaki renkten alıp kaş altlarıma doğru geçiyorum. Şimdi boş bir fırçamla katlanma bölgemdeki o farı tamamıyla dağıtıyorum. Böyle parça parça durmasını istemiyorum çünkü. Bu aralar aşırı derecede dişimi sıkmaya başladım. Bu diş sıkma alışkanlığı uzun vadede göz atmasına sebep oluyor. Başınız ağrıyor, gözünüz atıyor falan. Nasıl bunun önüne geçeceğim bilmiyorum. Sakız falan çiğniyorum. Yine bana mısın demiyor. Kendimi böyle dişimi sıkarken buluyorum ve dişlerim artık acımaya başladı. Muhtemelen stresten falan oluyor ama nasıl geçirebileceğimi bilmiyorum. Stresi geçiremeyeceğim için bunun üstünde yoğunlaşmam gerekiyor. Bir fikri falan olan varsa aşağı yorumlarda benimle paylaşırsa çok mutlu olurum. Çünkü yakında dişsiz kalacağım. Şimdi şu üç rengi karıştırarak yine fırçamı alıp katlanma bölgeme yavaş yavaş uyguluyorum. Ve daha sonrasında da bu Wet n Wild'ın tekli glitterlarından pembe rengini göz kapağımın birazcık şu kısımlarına falan geçeceğim. Bunu da ilk defa kullanacağım. Ve fırçayla alamıyorum. Bir de parmağımla deneyeyim. Evet, parmağımla çok güzel oldu. Allah'ım, disko topuna döndüm. Bunda tereddütlerim vardı. Acaba yapışır mı falan göze diye de. İçinde böyle balzam gibi bir şey var. O yapışmasını kolaylaştırıyor gerek elinize gerek gözünüze. Ya da siz gözünüzün altına bunu uygulamadan önce far bazı eşitleyici falan da geçebilirsiniz. O zaman daha iyi tutunur bence. Bence oldu ya. Gelinin kız kardeşi olmaya adayım şu an. Keşke ablamın nikahında bu makyajı yapsaydım. Şu kaş altlarımın daha çok parlamasını istediğim için kaş altlarıma birazcık daha aydınlatıcı geçeceğim. Şimdi Abu'nun şu kalem eyelinerından geçeceğim. Belki o zaman bir şeye benzer diye düşünüyorum. Neyse, zaten bir yere giderken yapabileceğiniz çok fazla makyaj yapmıştım. Bu sefer de yapamayacağınız bir bir yere giderken yapmamanız gereken bir makyaj olsun bu. Şu kaşlarımı da bir dolduracağım. The Pink'in 01 karamel rengiyle. Yine bir kaş kalemi tabii ki bu. Çünkü far kullanmaya üşeniyorum ya. Zaten çok yoğun bir kaş yapmayacağım. Çünkü bu birazcık daha böyle bebek bebek bir makyaj ya. Böyle deniz kızı mı dersiniz? Barbie'nin evlenme versiyonu mu dersiniz? Bilmiyorum neye benzedi bu bilmiyorum ama. Tek bildiğim şu an göz altlarıma da birazcık geçmem gerektiği. Çünkü boş kaldı. Yüzüme bir bronzer uygulamak istiyorum. Bu Rimmel London'ın 001 bronzerını kullanacağım. Bu yazın biraz yandıktan sonra çok güzel duruyor. Gözüme simlerim kaçtı.
Biraz da şu burnumu kontrollemek istiyorum. Bu Nivea'nın iki başlığı highlighter ve contour stick'ini kullanacağım. Bunun highlighter başlığını açıkçası hiç kullanmıyorum ama contour stick gerçekten çok başarılı. Sadece ambalaj konusunda birazcık problemleri var. Kapakları kendiliğinden çıkıp gidiyor falan. Onun haricinde güzel ürün, tekrardan alabileceğim ürünlerden bir tanesi bu. Yine bu gözüme uyguladığım far niyetine The Balm'ın allığından da birazcık yanaklarıma geçeceğim ki böyle tam bir şeker kız olayım diye. Bu Wet n Wild'ın highlighter'ını kullanacağım. Numarası yazmıyor ama muhtemelen en açık rengidir. Bu cidden çok başarılı bir highlighter. Şöyle ilk önce istediğim yerlere geçiyorum. Bu sefer bir şey metal siteye geçen bu aydınlatıcı paletini kullanacağım. Ama bu sefer şuradaki beyaz renk görünümlü sürdüğünüz zaman pembe yansımalı olan bir aydınlatıcıya dönüşen krem aydınlatıcı bu. Ne kadar uzun bir cümle kurdum yine. Fırçama birazcık ondan alıp böyle haşır huşur sürttürmek yerine bastıra bastıra pıt 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 geçiyorum youtuberların lafı. Mükemmel bir parlaması var. Gözlerime de hemen bir rimel uygulayacağım. Aslında bu rimel çok çok hoşuma gitti diyemem. Golden Rose'un Catwalk muydu? Cat bir şeysi. Dramatic Lash yazmış, pardon. İftira, iftira. Yani benim kirpiklerimle uyum sağlamadı sanırım. Ben pek anlaşamadım. Aslında ucu falan güzel, böyle plastik bir fırçası var. Ben kıl uçlulara nazaran plastikleri daha fazla seviyorum. Benim kirpiklerimle daha uyum sağlıyor. Ama benim kirpiklerim dünyanın en düz kirpikleri olduğu için her maskarayı sevemiyorum. Golden Rose'un Catwalk'unu çok seviyorum, turuncu olan. Ondan herhalde kafam karıştı. İlk önce o geldi aklıma. Ama bu dramatik benim pek hoşuma gitmedi. Ya adından dolayı herhalde birazcık daha böyle dramatik, romantik bir hava katıyor. Ama benim kirpiklerim adam akıllı ne kaldırdı, ne çok böyle yoğunluk verdi. Birazcık birbirine yapışma da yaptı. Tabii çok seven arkadaşlarım da var. Bu benim kirpiğime göre değişen bir durum. Bir daha alır mıyım? Almam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu Avon'un kalem eyeliner'ı sürdüm ya, gözümün üstüne kalmadı, bir kat daha geçtim. Bilmiyorum, belki çok fazla o toz ürünlerden kullandım. Üstüne mi yıkıldı da gitti ya da yapışkanlı olduğu için şu parıltılı şeyler ondan mı kalmadı bilmiyorum ama gitti yani. Tekrardan geçtim üstüne çok ilginç bir şekilde. Şimdi dudaklarıma da bu Flormer'ın Cream Lip Gloss diye geçen 02 numaralı rengini kullanacağım. Bunu da iki defa deneyeceğim. Bu renk oldu mu ya? Ay çok güzel kokuyor ama. Şöyle elime aldım fazlasını. Böyle çok hafiflik kalsın diye. Şimdi onu da mükemmel derecede parlatacağım. Şu renginden birazcık alıp dudaklarımın üstüne geçiyorum. Böyle kalmayacak. Şimdi de lip gloss geçeceğim. O zaman müthişli olacağını düşünüyorum. Yani inşallah. Canım, kendimi kandırıyor da olabilirim. Gardrops'ta bir ürünüm satılmış. Onu haber veriyor. Bu arada Gardrops hesabımı açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Şuraya da yazacağım. Orada kullanmadığım bütün ürünleri çok çok uygun bir fiyata veriyorum, satıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Küçücük kendi reklamımı yaptıktan sonra şimdi devam ediyorum. Kirpiklerim şu an bana açıkçası şey geliyor, böyle yokmuş gibi geliyor ki yok da zaten. Kirpik kıvırıcısıyla kıvırdıktan sonra da yine pek bir şey değişmeyecek gibi. O yüzden takma kirpik takacağım. Birazcık daha kurumasını bekliyorum. Şöyle büyük uzun mıknatıslı kirpiklerim var. Bu mıknatıslı kirpiklerimi geçeceğim gözüme. Ama bunda böyle birazcık bir problem var. O problem de şu. Gözüme büyük geldiği için şu aşağı kısmı böyle aşağı doğru iniyormuş gibi oluyor. Ama aslında büyük geliyor. Bunu kesme şansım da yok. Çünkü mıknatısları bu sefer kesiliyor. Bu şekilde değişik makyaj videolarının gelmesini isterseniz aşağı yorumlar kısmından yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Ben de ona göre daha çok hevesli hevesli çekerim. Şimdi son bir adımım kaldı. O da bu The Pink Elas'ın Cosmo'mdan aldığım portakallı yüz nemlendirme spreyi. Genelde böyle çok fazla toz ürün kullandığınız zaman, ki ben kat kat aydınlatıcı geçtim biliyorsunuz, çoğu da toz üründü. Böyle topaklanma yapabiliyor ya da pudra geçtiğiniz zaman o pudra da topaklanma yapabiliyor biliyorsunuz yüzünüze. Bu da o işe yarıyor. Böyle onu tamamen almaya yarayan bir ürün. Şimdi onu tamamen yüzüme bir kere geçeceğim. Şunların ikisi benim işimi görüyor açıkçası. İkisini de seve seve kullanıyorum. Bittikçe alacağım iki üründen ikisi de bu. Benim makyaj
mesajım bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.